Bakın masonluk tabii yani bütün dinlere eşit mesafede oluyor. Yani masonlar biz Müslümanız demez. Hristiyan da demiyorlar, Musevi de demiyorlar. Masonların içinde ateistler var, saygı duyuyorlar. Müslüman var, ona da saygı. Hristiyan, Musevi hepsine saygı duyuyorlar. Hür, özgür tartışma ortamı oluyor. İnsanlar fikirlerini açıkça, özgürce ifade edebiliyorlar. Kimse kimseye saygısızlık yapmıyor. Yani bir fikir kulübüdür masonluk. Her türlü fikrin tartışıldığı, konuşulduğu hür bir ortamdır. Ama nezaket esastır. Mesela biz gidiyoruz mason locasında, Kur'an'ı anlatıyoruz. Allah'tan, dinden bahsediyoruz. Darwinizmin geçersizliğini anlatıyoruz. Dinliyorlar. Saygıyla dinliyor. Ama bir mason geliyor, başka bir mason da, o da Budizmi anlatıyor. Bir başkası geliyor, mesela Tevrat'taki hükümleri anlatıyor. Bir başkası Hristiyanlığı anlatıyor. Hepsine saygı duyuyorlar. Mesela buraya gelen mason arkadaşlarım geldiklerinde namaz kılıyorlar. Ama bizim çocuklarla beraber de mason duası da yapıyorlar birlikte. Biz de onlara saygı duyuyoruz. Çünkü yaptıkları duada dine muhalif bir şey yok. Güzel. Mesela İncil'den güzel Allah'ın hükümlerini okuyorlar. Kur'an'a muhalif değil, uygun. Gayet güzel. Birlikte dinliyoruz. Dua ediyorlar mesela, çok güzel duaları. Ve Allah'ın birliğine inanıyorlar. Mesela mason olup da ben İsa Mesih Allah'tır diyen görmedim. Hiç yok. Ben yani şu ana kadar görmedim. Mesela Rus mason arkadaşlarım var. İtalyan mason arkadaşlarım var. Yunanistan'dan var mason arkadaşlarım. Hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Venezuela'dan gelen mason arkadaşlar var. Onlarda da görmedim. Dolayısıyla masonluk İslam için, İslam'ın anlatılması için çok uygun bir kulüp. Yani kibar ve kaliteli insanlar. İçlerinde generaller var, bakanlar var, milletvekilleri var, yargıtay üyeleri var, klas insanlar. Ve onlara İslam'ın doğrudan anlatılabilmesi, onlar da nezaketle dinliyor olması güzel bir imkan, güzel bir nimet. Evet, dinliyorum.